Söz sana devam ediyor Cer Modern'de. Ankara'da Erdal Beşikçioğlu ile birlikteyiz. Behzat Ç'yi konuşuyorduk. Giden, biten Behzat Ç'nin arkasından ve yeni başlayacak olan Behzat Ç. Demeyelim yani, mi? Bir biten diye bir kavramı ortadan kaldıralım. Televizyondaki yani. Dizisi bitti desek tamam, mesela. Yani televizyon macerası biten. Televizyon macerası biten. Peki eyvallah. Şimdi şunu merak ediyorum. Tiyatro ile başladık. İşte gençleri burayı anlattık. Senin içine ne zaman tiyatro merakı düştü? Çünkü bildiğim kadarıyla hani çok küçük yaşta değil. Ya bir merak oluşturmayacak kadar hiçbir şey yoktu aklımda. Hiç yoktu. Yoktu tabii canım, yoktu. Aha. Yani ben üniversiteyi kazanamadığım zaman ne yapacağız yahu? O kadar. Bir er olarak yapacağız askerle, hay Allah ne yapacağız ne yapacağız diye düşünürken yani aile yakınlarımızdan bir tanesi dedi ki ya sen tiyatro okusana dedi. Tiyatro ne yahu dedim. Tamamen böyle. Yani tamamen değil tabii ki. Yani, lisedeyken de tiyatro falan yapmıştık. Hoşumuza gitmişti ama bunun nasıl gerçekleştireceğini bilmiyordum. Peki şu araya gireceğim. Bir de çok farklı şehirlerde okumuşsun. Değil mi? Yani, babam memurdu çünkü. Evet ve hani çok gezmek zorunda kalan evet. Bir çocukluk. Bu evet. Zor bir çocukluktur. Yalnız ve oyunlarınızı da kendi içinizde yalnız oynadığınız bir durum tabii ki. Çünkü mesela nerelere? Kayseri var. Tabii canım Kayseri var, Tokat var, oradan İzmir var, Ankara var. Bayağı bir dolaştı. Babam da huysuz olduğu için işte bir bölge müdürü oldu. Ondan sonra sürüldü Tokat'ta huysuz bir şube. Huysuz değil de pek biraz baş kaldıran galiba değil i̇şte mi? Huysuz oluyorsunuz ya o öyle zaman. Öyle mi oluyor? Yani öyle benziyor oldu. Musun babana? Rol modelim yani. Öyle değil mi? Tabii ki canım. Tabii ki. Bizim oğlana da umarım ben rol model olmam. Nasıl olur bilmiyorum. Bu arada ama. Evet 7 aylık değil evet, mi? Evet, Allah bağışlasın. Ama İkinci o büyüyene çocuk. Kadar herhalde ben de daha da olgunlaşırım diye düşünüyorum. Onun ismi ne? Ömer. Ömer büyük kızın ismi? Derin. Derin. Allah bağışlasın. Ne güzel ya. Evet. Bir oğlan sahibi olmak nasıl bir duygu? Ya şimdi onu bilmiyorum ama yaşa göre çocuk sahibi olmak kavramıyla ilgileniyorum ben şu sıralarda. Mesela Derin olduğu zaman bundan işte 11-12 yıl önce ben çok gençtim yani ve Derin aslında bizim için nasıl diyeyim eğlenceli bir varlıktı ve onun gelişim süreci de bu şekilde oldu. Daha sonra işte Ömer geldi. Ömer'de de 40-42 yaşındaki bir adamın dünya görüşü vardı ve çocuğa bakışı ona göre değişti. Ömer daha şanslı o açıdan. Belki de Derin daha şanslı. Belki de. Doğru. Onu bilemiyorum. Ne kadar sorguladığınla alakalı değil mi? Onu bilemiyorum. Hakikaten. Onu bilemiyorum. O yüzden ama şu anda keyifli ya. Derin de keyifli. Derin'in Ömer'le ilgilenmesi çok hoşuma gidiyor. Peki 7 aylık hakikaten kolay değildir. Geceleri falan uyanıyordur o. Vallahi yani Elvin, uyutmuyordur. Yok yok. Elvin o konuda aynı mesleği yaptığımız için çok anlayıştı. Ve sabahlara kadar çekim yapan bir adamı gece hiç uyandırmadı. Vay. Çocuk meselesi yüzünden. Ve o konuda hakkı yenmez bir kadındır yani. Hakikaten müthişmiş. Evet. Peki dönelim babaya. Babam da huysuz olduğu için dedin rol modelim. Huysuz kelimesi aslında değil ama belki de baş kaldıran protest. Sürülmüş sık sık başka şehirlere değil yani, mi? Özal döneminde de yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet yani o dönem tuhaf bir dönemdi babam için ama hiç o takmadı yani. Ya da bize hiç belli etmedi. Siz İzmir Bölge Müdürüsünüz Vakıflar Bankası'nın. Ondan sonra sizi Ankara Bölge Müdürlüğü'ne alıyorlar, merkeze çekiyorlar ve oradan da Tokat'a gönderiyorlar. Yani bu tuhaf bir durum tabii ki. Ne yapıyordu da? Biliyor musun mesela? Yani? Ya bankacılık mi alakalı yok. Yok. Hayır, hiç öyle değil. Bankacılık sistemi o dönem çok başkaydı tabii ki. Yani bölge müdürleri dediği zaman tüm yetkileri elinde olan bir insan, çok güçlü bir insanı. Şimdiki bankacılık sistemiyle ilgili bir hiç benzer tarafları yoktu. Tabii ki yani bu şu demek, çevre demek, Ege bölgesi demek, İç Anadolu bölgesi demek, ilişkiler demek. Bunlar hoşlanıp gitmedi demek ki. Kaç kardeşsiniz siz? Bir kız kardeşim var. Ve iki çocuk. Evet. Geziyorsunuz siz. Ama Özge biraz daha şanslı çünkü Özge İzmir dönemine denk geldi. Ha, o biraz daha şanslıydı. Ama benim işte çocukluğum otel odalarında geçmiş. Küçük arabalarım vardı, onlarla oynardım.
Evim kendi diyecek tane, ev yok, evet, değil mi? Bir tane bisikletim vardı. Her yere o taşınırdı. O bisikletin üzerinde. Hani o bisikleti görünce ev orası, tabii değil canım, mi? Ne acayip. Kendi hayal dünyamız içerisinde kahramanları canlandırdığımız öyle bir çocukluğum geçti. Peki yalnız. Mesela o zaman hayalim var mı? Şunu olacağım. Her çocuğun hani vardır bunu olacağım diye. Şunu olacağım hayalim yoktu ya. Hiç de olmadı. Yani ben hep yarattığım hikayelerin içerisinde var olmayı sevdim. Yalnız olmayı sevdim zaman zaman. Bu benim hoşuma gitti. Askerdeyken bile öyle. Dolayısıyla mahalle arkadaşları falan da yok tabii. Yok. Yok tabii. Yok. Eksiklik midir o? Ya özendiğim bir şey tabii ki insanın mahalle arkadaşları. Çünkü iş yapmaya başladığınız zaman yanınızda, yörenizde güveneceğiniz arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Güveni belli bir yaştan sonra sağlamaya çalışmak çok zor. Zihninizdeki o paranoyayı maalesef engelleyemiyorsunuz. Yapılan her iyi harekete karşı alternatif başka hareketler, permütasyonları düşünmek zorundasınız. Yani bir sonraki adım çok atmak için. Çok kazık yediğin için mi yoksa mecburen mi böyle düşünüyor insan? İster istemez yani siz topluma karşı bir sorumluluğu olan bir iş yapıyorsunuz yani. İster istemez yani bunu düşünmek zorundasınız. İster istemez. Dolayısıyla mahalle... En az kendiniz kadar doğru bakmak zorunda beraber çalışacağınız arkadaşlarınız. Başka türlü olmaz ki. Pek de öyle olmuyor her zaman değil mi? Olmuyor tabii yani. O da işte yani sizin hayat tecrübesi dediğim hikayelerle zaman zaman karşılaşmanıza sebep oluyorlar. Dolayısıyla mahalle ve çocukluk arkadaşları bir şekilde daha çok güvenilendir. Katılırım hakikaten tabii, yani. Tabii ki. Evet. Peki başa dönmüştük. Dolayısıyla birileri dedi ki sen konservatuara girsene tiyatro okusana. O zamana kadar yoktu öyle bir şey. Yoktu tabii. Ondan sonra ben 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavına girdim. O zaman Özdemir Nutku'ydu anladım. Evet. Özdemir Nutku'ydu tabii ki. Almadılar beni. Ondan sonra ben de dedim ki ama ben gireceğim buraya dedim yani bunlar bilmiyorlar dedim. O zaman da öyleydi. Güzel tabii hiçbir şey bilmediğin kendine yok öyle hiç değil. Yani. Hiçbir şey bilmediğin için onların da öyle olduğunu düşündüğün için genç bir kafa olarak bunu söylüyorum tabii ki. Yoksa onunla Özdemir Nutku'dan bahsediyoruz yani. Netice itibariyle sonra konservatuara hazırlandım bir yıl. Konservatuara da aldılar beni. Sonra 4 yıl boyunca eğitim gördük orada. Liseyi çok zor bitirmiştim. Oysa ki konservatuvar pıt diye bitiverdi. Demek ki doğru yermiş işte. Belki de. Aha. Sanırım doğru yönlendirmeydi. Ondan sonra ben isteyerek Diyarbakır maceram başladı. Ha, şimdi onu soracağım. Çünkü hani biter bitmez değil mi konservatuvar? Evet. O zaman herhalde bir yere atanmaması gerekiyor. Atanmakla ilgili bir durum değil şöyle. Mi? O dönem çok fazla okul yoktu tabii ki. Yani Erzurum'da da konservatuvar yoktu. Konya'da da konservatuvar yoktu. YÖK'e bağlı bir takım sanat kurumları yoktu o kadar fazla. Her neyse. Oyuncular mezun olacak oyuncular belliydi zaten. O dönemde yani devlet tiyatroları sınav açtığı zaman bölge bakımından çoktu ve bölgelere gitmeniz mecburi görevlerle. Biz de konuştuk yani bana dediler ki Diyarbakır'a gider misin dediler. Tabii ki giderim. Arkadaşlarım olursa dedim seve seve giderim yani. Kimsenin pek gitmek istemediği bir dönem herhalde evet, değil mi? Evet evet ama yani o dönem biz Diyarbakır'a gittiğimiz zaman da yani yetkin dikinciler oradaydı mesela. Ve onunla oyun oynamaktan büyük keyif alırdık Diyarbakır'a. Erkan Petekkaya o oradaydı yani. Tülay Günal oradaydı. Daha birçok oyuncu Diyarbakır'dan çıkmıştı. Enteresan olan, şu anda gündemde olan yaptıkları iş bakımından ses getiren oyuncular olarak. 4 yıl boyunca orada çok keyifli zaman geçirdik. Kültür Bakanlığı ödülleri aldık, teşvikler aldık. Peki mesela sen gittiğin zaman nasıl bir şehir karşıladı seni? Beklediğin gibi bir şehir mi yoksa tamamen farklı mıydı? Nasıl bir algın vardı? Tabii gençken idealist oluyorsun ama idealizm de senin kafanda yarattığın hayal dünyasıyla sınırlı. Gerçekle karşılaştığın zaman biz 24 saat tiyatronun içinden çıkmadık yani. Çünkü her akşam eve gitmek bir problemdi. Güvenlik açısından. Tabii ki. Gündüz gittiğiniz zaman birçok yerde
kireç tozları görüyordunuz. Bu kireç tozları da tabii ki öyle laf olsun diye dökülmüyor. Muhakkak orada bir çatışma olmuş ki yani onun örtüsünü yani onu kapatmak için dökülen bir işti. Böyle bir zamanda Diyarbakır'da biz tiyatro yaptık ve o salonları da doldurduk. Peki o zamana kadar mesela siyasetle ya da güncel olaylarla ilgili biri miydin? Yani mesela Diyarbakır'dan sonra herhalde hayatında başka tür değişimler olmuştur diye düşünüyorum. Mesleğin ne kadar ciddi bir meslek olduğunu öğretmiştir Diyarbakır bana. Çünkü insana dokunmak değil mi? Yahu tabii ki her ne kadar şu anda bunun önemsiz olduğu düşünülse de çok aslında çok önemli. Evet. Yani. Anlatır mısın biraz ne anlamda yani yani nasıl dokundunuz orada? Çok kıymetli bu yaptığınız. Ya bu örneği her tarafta veriyorum, çok ciddi bir örnektir yani. Biz Ferhat ile Şirin oynuyorduk Nazım Hikmet'in o dönem. Ve Nazım Hikmet oyunları oynadıktan sonra da fuayeye bir tane defter koyuyorduk. Seyircilerin yorumlarını öğrenebilmek için. Seyircilerden bir tanesi oyunun içerisinden öyle bir cümle almış ki her şeyi anlatıyordu ana fikir olarak. Yani asker ağa, babamın nakışlarını bozuyorsun cümlesini Ferhat'ın almış, onu oraya koymuş. Ve bize de teşekkür etmiş böyle güzel eserler sunduğumuz için. Diyarbakır benim için çok enteresan bir şehirdir yani o konuda. Yani kişisel olgunluk konusunda, mesleki olgunluk büyüttü konusunda. Büyüttü yani seni. Ya, tabii ki. Oradaki bütün oyuncuları da büyüttüğüne inanıyorum. Oradaki seyirciyle, oradaki halkla beraber büyüdük biz. Yani, yani hiçbir şey bilmiyormuşum ben hissine kapıldı mı? Kapıldın mı diye merak ediyorum. Ben o histen kurtulamıyorum ki. Hala. Tabii ki canım. Yani siz yaptığınız her işte yeni bir şey keşfediyorsunuz. Yeni bir şey keşfetmek için zaten bu işi yapıyorsunuz. Doğru. Yani. Doğru. O konu tabii başka bir konu. Peki Diyarbakır ne kadar süre kalındı orada? 4 yıl oradaki halkla beraber biz tiyatro yaptık. Ondan sonra bana dediler ki askerliğini yapacaksın dediler. Kürtçe öğrendin mi hiç? Yok. Benim dil konusunda nasıl diyeyim yeteneğim yok ya. Gerçekten. Evet, şive yapamıyorum mesela. Dil biliyor musun? Biliyorum tabii canım İngilizce. Ha, yani. İngilizce de işte okuldan öğrendiğimiz kadarıyla kendimizi geliştirdiğimiz kadarıyla. Fakat oyuncular şive yapar aslında değil mi? Sen de ya sıkıya düştüğünüz yani zaman yapıyorsunuz da yani pek tercih ettiğim bir durum değil. Yani. Şive yapmak. Tabii pek tercih ettiğim bir durum değil. Onun çok inandırıcı olması gerekiyor. Benim oyunculuktaki gerçeklik algılarımla örtüşmüyor çok fazla. Yani ben kendime yakıştıramıyorum hikayeyi. Yakıştırdığım zaman eyvallah da. Ha, yani dolayısıyla oraya ait olmak gerekiyor. Evet yani öyle benim orada süre geçirmem lazım. O adamlarla beraber konuşmam gerekiyor falan filan. Yani o biraz benim algım o yönde öyle. Yani bu tüketim toplumunda o kadar süreyi vermeyecekleri için bana. Yani şunu merak ediyorum. İleride bir gün mesela bir Karadenizli'yi oynaman gerekse bir süre orada yaşayıp... Yaşarım. Yaşamam lazım. Öyle ancak. Yani yaşamam lazım tabii ki. Yani nasıl diyeyim size Edirne'deki bir adamdan daha az sürede kalmam lazım. Çünkü Karadeniz'de olduğum için yani oradaki anekdotları biliyorum ama yani bir süre geçirmem lazım onlarla. O kadar. Peki sonra askerlik. Askerlikte de bana dediler ki yani senin hizmet ettiğin bölgeye savaş açtık biz dediler. Sen de savaşacaksın dediler. Beni yüksek obaya gönderdiler. Ama sen demişsin ki bildiğim kadarıyla ben bir şeyler yapayım. Yani hani ben işte tiyatro yapıyorum. Sanatla ilgili değil mi? Yanlış ya o mı? Çok komik bir durum. Ya bunu lütfen anlat çünkü hakikaten ya ben tabii ki espri olsun gerçeği bu ama. Yani tabii ki. Evet. Dedi sen savaşacaksın, yüksek ovaya gideceksin dedi. Boy post yerinde senin dedi. Ya dedim ben sanatçı adamım ben savaş bilimden Diyarbakır'dayım. İşte tiyatrodaydım oradaki halkla beraber ben şimdi nasıl gideceğim oraya savaşacağız falan filan. Sen git oraya git sana oraya lazım olacaksın oradaki moral motivasyonu arttırırsın dediler. İyi dedim yani gidelim. Ne hissettin? Korktun mu mesela? Git savaş diyorlar. Savaş başınıza gelmediği sürece korkulacak bir tarafı yok. Çünkü kahramanları doğurduğu için başka bir bakış açısıyla bakıyorsunuz ama gerçekle yüz yüze geldiğiniz zaman kimya tamamıyla değişiyor. Korkmaz mısınız tabii korkuyorsunuz hiç bilmediğin ya elinize silah veriyor verdiği silah birisini öldürmek üzere size verilmiş ya da kendini savunmak mesela korumak üzere. Mesela ilk aldığında ne hissettin mesela?
Hoşuma gitmedi ya. Hoşuma gitmedi yani. Ve onun büyük eğitimleri, meğitimleri ve sonuçta gittin. Ya tabii bir benim patlatmadığım silah kalmadı yani beni Foça'ya gönderdikleri için. Foça komando okuluna benim patlatmadığım iş kalmadı yani. Yav silahından tutun da RPG'ye kadar her şeyi attık biz yani. Atmak zorundasınız. Yani hadi ben burada şey yapmayayım, eğitime katılmayayım. Hay Allah ya ne olur. Ama katılmak zorundasın çünkü oraya gidecek, mücadele edeceksin. Bir taraftan da evet. Bir taraftan kendini da öyle. Kollamak durumunda tabii. Her neyse. Peki gittin. Gittim oraya. Dedim ki herhalde dedim yani ben burada bir tiyatro yaparım, bir şeyler yaparım. Öyle olmadı tabii. Bana sahne organizasyonu olarak bir tane açaç düzenlememi istediler. Bu açaç tabii Türkiye'nin hakikaten çok yakından bildiği ama tekrar hatırlatalım. Askeri... Olması gereken bir şey ama ya. Evet. Mutlak surette. Her nedir ne kadar... o açaç? Kadın görmemiş insanların fantazilerini geliştirmek üzerine dans eden bir kadını seyretmeleri. Mevzu bu. Bütün askerler toplanıyor. Evet ama askerler bizim gibi askerler değil yani Anadolu'nun bağrından çıkmış, köyünden çıkmış daha önce öyle bir kadın görmemiş insanlardan bahsediyoruz yani. Belki beraber olmamış. Ha yani bu konu sevgilisi biraz hakikaten ya, benim tarafımdan değil de hani sosyologlar tarafından araştırılması gereken bir mevzu aslında. Tabii çok esprili yani. Biz de o açışı düzenledik tabii ki yani. Sen yönetiyorsun yani. Yok ben yönetmiyorum tabii. Oo, öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hay Allah'ım yani. O esprili bir durumdu. Ama yani Diyarbakır arkasından Çukurca, Hakkari Yüksekova. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Hani bu işin biraz gülümseten tarafı ama orası zor bir bölge. O dönem daha da zor bir bölge. Ve orada askerlik... Ve çatışmalar oldu muhtemelen. Tabii canım yani korkmuyor musun dedim ya. Ya ben ilk çatışmayı gördüğüm zaman yazın ortasındaydık. Yani sizin evinizde 16-17 tane çocuk var. Bu çocukların çoğu da şeyden gelmiş, köylerden gelmiş ve askerlik yapmak üzerine gelmiş. Yani kimi düz taban, kiminin kalbi delik, kimi kekeme. Bu çocukların hepsi orada askerlik yapmak istiyorlar. Çünkü o köyde askerliğini yapmayan adama adam demiyorlar. Bu adamlarla, bu adamlarla beraber askerlik yaptık. İlk çatışmayı yaşadığım zaman yani ben yazın ortasında -40 derecede üşüyor gibiydim. Yani vücudum seyirmeye başlamıştı. Ondan sonra askerlerden bir tanesi o çatışma sırasında komutan sen çok üşüdün şu çayı iç dedi. Enteresan sihirli bir çaydı o yani. O çayı içtikten sonra... Olay tamamıyla bambaşka bir boyuta ulaştı. Çok tabii. İlginç bir an bu. Ve titriyor komutan ve getiriyor çay veriyor. Çok enteresan. Yani çok... siz tiyatroyla uğraşmışsınız. Yani ne savaşıyorsunuz kardeşim? Barış içerisinde yaşayalım diyen bir altyapınız var sizin yani. Hayatınız boyunca da onu şey yapmışsınız. O yoldan, değil mi? O yoldan yürümüşsünüz. Ondan sonra birisi diyor ya öldüreceksin onu diyor. Enteresandı yani. Peki kayıplar oldu mu arkadaşlardan ya da senin olmaz mı? Olanlardan? Yani ben şanslıydım. Yüksekova merkezde taburda yaptım. 2. Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı'nda yaptım ben askerliğimi. Çok da değerli komutanlar vardı. Karakollara giden arkadaşlar oldu tabii ki yani. Bir akşam yine biz işte nöbetteyiz falan, baskın oldu. O baskında da yanlış olmasın ya Harvard ya da Cambridge'den uluslararası ilişkiler okuyan bir çocuk Asteğmen'di. Gitti. Gitti yani. Çok çok değerli bir herifti yani. Gitti. Öyleydi. Ne düşünüyor insan? Öyle bir şeyin gittiğini görünce. Yani sen de gidebilirsin. Ona göre hareket etmek zorundasın. Peki orada o şartlar ama sonra dönüş var bir de işin dönüşü var. Belki dönüşü daha mı ağır oluyor? Yani ben kendime gelemedim iki ay. Herhalde. Yani o dağda bayırda kalmaktan ben eve geldiğim zaman hafta sonları kampa gidiyordum. Yatamıyordun kafanı. Yani, sadece yani. Gecenin sesini dinlemek için. Gecenin sesini dinliyorsunuz siz de. Orada ona alışmışsınız. O size huzur veriyor.
O sesi dinlemeye gittik. Ya tuhaf zamanlardı. Geldi geçti. Allah'tan sahne vardı, tiyatro ama, vardı. Ama yok, bu önemli. Yani. Özellikle istedim, kusura bakma, biraz da üzerine geldim ama. Çünkü bunu yaşayan çok insan var. Hakikaten hala yaşayan çok insan var. Bu anlamda önemli. Herkes sonuçta yaşıyor bunları. Ve toparlanmakta da zorlanabiliyor. Sen toparlanmışsın. Ama toparlanmayan çok insan var muhtemelen. Mutlaka tabii, mutlaka. Peki şimdi demin dedin ya, hani ben hayatım boyunca barış, işte tiyatro, sanat vesaire demişim, git savaş demişler. Şimdi bir de ilginç de bir dönemden geçiyoruz bu dönemde. İşte akil insanlar var, Kürt sorunu vesaire. Olan bir tane, tamam 657 var biliyorum ama hani bir şey olarak ne düşünüyorsun olup bitenler hakkında? Hakikaten demin dedin ya, Diyarbakır'da kıymetliydi o dokunuş. Yani... Ne oluyor sence? İyi bir şeyler mi oluyor, yoksa durup bir bekleyelim havasında mısın? Akillerle iyi olacak bir şey bana soracak olursanız mahvedilmek üzere. Oradaki hiçbir akil insanın, oradaki şehit ailelerin duygularını anlamaları mümkün değil. Mutlak barış olmalıdır da. Yani biz bir şeyleri yaşadık, geçtik. Hadi biz telef olmuş bir sınıf olarak kalalım. Ama bu sürecin geleceği de var. Bu gelecek için bu barışın olması gerekiyor. Ama bu barış olması için de verilen tavizler çok önemli. Bu tavizlerin ne olduğunu da net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Şu anda bu barışın, bu barış sürecinin pazarlığının ne olduğu bilinmiyor. Süreç içerisinde öğrenilecek bir durum. Çok mu önemli pazarlığı? Önemli olmaz olur mu ya? Önemli olmaz olur mu yani? Yani her ne koşulda olursa olsun Cumhuriyet çocuğu olarak yetiştirildik biz yani. Bu konuda tabii ki duyargalarımız çok önemlidir. Her taraftan bakmakla yükümlüyüz bu duruma. Ama Cumhuriyet çocuğumuz yani. Demin dedin ya, akillerin yapacağı bir şeye yani yapılmıyor. İyi bir şeyler olmayacak gibi hissediyorum ve oradaki şehit ailelerini anlamaları mümkün. Niye anlamaları mümkün değil sence? Çünkü savaşı görmemişler ki. Yani oradaki mücadeleyi görmemişler. Nasıl anlatacak adam? O babaya nasıl anlatacak yani? Yaptığı işten memnun, sırıtan bir ifadeyle gidiyorsunuz siz oraya. Biz sizi anlıyoruz diye bakıyorsunuz. Geçen gün televizyonda gördüm, inanamadım. Sadece bundan yani. Bu psikolojik bir durumdur yani. Yani fikir olarak aslında akil insanlar fikri iyi ama belki daha mı anlayanların seçilmesi ve... Uygulama biçimi yanlış yani. Oradakilerin bu hikayede akil kavramında neden akil olduklarının duygusu eksik. Orada bir görev verilmiş, bu görevden memnun insanlar gidip o insanlarla konuşuyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir düşünce yok. Sen seçilmişsen eğer, oradaki insanın o ruhunu en iyi şekilde algılayarak gitmek zorundasın oraya. Biz sizi anlıyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok diye öyle tebessüm ederek konuşamazsın o insanlarla. Doğru olmaz çünkü yani. Çünkü sonuçta evet, artık hani ölüm haberleri çok şükür gelmiyor. Tabii. En son Reyhan'ı da başka bir şey yaşadık biliyorsun. Hakikaten bu memleket nefes mi alamıyor diye ben nefesim kesiliyor bazen. Biraz öyle, bir yeri kapattığınız zaman yeni bir yeri açıyoruz falan. Tuhaf tabii ki, ama o da Türkiye'nin tabii konumuyla ilgili bir durum. Çok tuhaf bir yerdeyiz dünyada. Ne hissediyorsun genel olarak? Bir sanatçı olarak, bir vatandaş olarak, bir cumhuriyet çocuğu olarak. Yani nefesin mi daralıyor? Yoksa hayır ya, yani bu sancılar geçecek ve biz bir düzlüğe varacağız diye mi düşünüyorsun? Bu bir süreç bence. Bu süreci de yakından takip etmemiz gerekiyor. Süreci de zaten bitirecek hal ve hareketler mutlak surette olacaktır yani. Ben ne anlamda söyledin bunu? Yani nedir o hal ve hareketler süreci bitirecek? Yani bir taraftan bir taraf ezber mi bozacak? Yok yani... Kötü bir şeyler anlamında mı bu? Kötü bir şeyler mi? Yani ben halimden memnunum. Yani kendi içimde, kendimize bakabildiğimiz ölçüde ben halimden memnunum. Ekstradan fanteziye gerek yok yahu.
konuşamam, yoksa şu andaki siyasi iktidarın hani nasıl diyeyim yani belirlediği çizgiyi anlatmam gerekiyor. Onu da emekli olduğum zaman umarım yaparız. Oturur, başka bir program. Biz biraz tiyatro oyunu tutacağız. Kısa bir aradan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın lütfen.